Köklerimizi kaydettik arkadaşlar. Artık e, ana sayfamızda bununla alakalı bir bilgilendirme yapabiliriz. Yani cookie kaydını ve cookie'lerimizi silmemiz gerekli. E, bunu giriş yaparken de aktif etmemiz lazım cookie bölümünü. Onun için öncelikle init page view'mu açıyorum. Init page view'mu açtım. E, şurada filtrelerin altına şöyle şuraya bir yere if diyeceğim. E, cookie, cookie'mde benim varsa diye bir fonksiyonum vardı. Bakın burada varsa, cookie'm varsa. Hmm nasıl e, cookie'm varsa e, nasıl öğreneceğim var olup olmadığını config getir cookie'min e, neydi hatırla cookie ismi hatırla pardon şöyle hatırla bir de ne var cookie ismi cookie kaydım varsa ondan sonra başka ne sorgulatabilirim ve e, session kaydım Varsa deditirebilirim arkadaşlar, değil mi? Fakat burada şöyle yapacağız ve e, session kaydı e, yapılmamış arkadaşlar. Session session e, varsa ne diyeceğiz? Config e, getir config getir e, session 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 ismi session session ismi. Evet session kaydı yoksa bu ne demek oluyor? Kullanıcı çıkış yaptı ama beni tıklaya da yani beni hatırlaya da tıklamış. O yüzden şöyle yapalım. Eko beni hatırlaya tıkladı diyelim. Şöyle. Evet. Bir deneyelim bakalım. Olacak mı? Hemen init php'mizi atalım. Kor. 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 Init atalım. Attık. Hemen deneyelim. Şimdi önce bir sayfamı yenileyim. Bir de bakayım şuradan. Evet şöyle öyle denetle. Evet nerede research? Evet cookie session. Tamam. Şimdi çıkış yap diyorum. Çıkış yaptığımda session'im çıktı, silindi. Ama görmüş olduğunuz gibi beni hatırlaya tıkladığım için daha öncesinden beni hatırlaya tıkladı mesajını aldım. Yani şu an session kaydım yok ama cookie kaydım var. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Bu bir beni hatırlaya tıkladı diyor. şöyle yapalım. Yine girişim yapayım. PHP hocam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, tıkladım buraya. Şimdi şöyle yapacağız. Öncelikle neredeyse buradayız. Şunu kaldırıyorum. E, hash kontrolü yapacağız. Diyeceğim ki ben hash evet hash e, cookie cookie hash cookie e, nasıl diyelim getir config e, getir config getir hatırla cookie ismi şurasından aynısı ya cookie ismi Şimdi cookie'imi çağırdım ve bunu hash fonksiyonuma, hash değişkenime eşitledim. Ardından bir de hash kontrol yapacağım. Bu hash ile e, benim veri tabanımdaki hash'ım aynı mı? Hash kontrol. Ya da hash'ım var mı? Hash control. Yani Cookie kaydım var mı? Nasıl yapıyoruz bunu? db db e, db'imde benim e, neyim var? Bağlan fonksiyonum vardı. Bağlan. db Bağlan. Bir de getir özelliğim var, benim database'imde bakabilirsiniz. Hatırlıyorsanız da, e, neyi hatırla, hatırla tre, hatırla tre. Buradan, e, pardon, e, getir, üyenin kaydını getireceğiz buradan. E, getir. Nereden? Üye session. Tablomuzun adı neydi? Veri tabanımızın adı. Bakalım hemen. Evet. Üye alt tre session tamam üye altları, session tablomdan e, kullanıcı bilgilerini getireceğim e, array array hash bölümünden den, kullanıcının hash bölümünden e, eşittir hash'ı getirtireceğim dolar işareti dolar işareti hash evet hash'ı getirtireceğim ardından şöyle yapacağız arkadaşlar if e, if e, dolar işareti kontrol kontrol sayacımız vardı yani e, satır sayıyordu varsa böyle bir e, veri tabanında sayac kullanıcıyı giriş yaptırtacağız yani e, sürekli giriş yapmış sayacağız çıkış yapmasına izin vermeyeceğiz ta ki çıkış butonuna tıklayana kadar new kullanıcı new kullanıcı new kullanıcı. kullanıcı evet new kullanıcı burada parametre olarak evet ID'sini kullanıcının göndereceğiz. Nasıl göndereceğiz onu da şöyle yapacağız. H kontrol H kontrol e, ilk ilk nerede kaç kontrolümüz çünkü veri tabanımıza bağladık. İlk fonksiyonunu çağırabiliriz ve de kullanıcı ID'sini kullanıcı ID'sini ne yapacağız? E, göndereceğiz. Constructor fonksiyonunu kullanıcıya ve de ardından kullanıcıda da e, giriş yapmıyordur fonksiyonumuzda da giriş yap fonksiyonunu ya da giriş miydi sadece hemen bakalım şuradan giriş PHP'mizden görürüz evet evet sadece girişmiş hemen şuradan evet neredeydi sadece girişmiş giriş fonksiyonumuzu çağırmış olacağız default olarak yani kullanıcı e, cookie kaydını silmediği sürece giriş yapmış sayılacak. Şimdi şöyle yapacağız. Tamam burayı hallettik. Ama kullanıcı sayfamıza bunu bildirmemiz lazım. E, Cookie'yi silmemiz lazım. Nasıl yapıyoruz bunu? Kullanıcı PHP'ye geleceğiz. Neredeydik? Giriş. Şurada yeni bir şey oluşturacağız. Diyeceğiz ki if şurası else bir şey yapacağız işte diyeceğiz. Else ise yani else de, de şurayı e, nereye koyacağız bunu? return e, if nasıl yaparız arkadaşlar if else aynen şöyle return'ün üstüne return false'un üstüne pardon şuraya tamam şuraya bırakalım tamam else de burası şurası baştan aşağıya aynen tamam doğru yere koyduk şimdi burada yapacağımız işlem şu eğer ki kullanıcı adı tanımlanmadıysa kullanıcı kullanıcı adı tanımlanmadıysa aynı zamanda şifre de tanımlanmadıysa dolayı şartı şifre de tanımlanmadıysa cookie cookie da yani kullanıcı giriş yapmadığı sürece ne yapacağız şifre de tanımlanmadıysa fakat this varsa ne this tire veri kullanıcının ID'sini daha önceden almışsak yani giriş yapmışsa this veri ID kullanıcının ID'si Varsa, e varsa ne yapacağız? Bakın varsa şurada tanımlamıştık bir önceki dersimizde. kullanıcının verisi varsa true ise evet şunlar dedi ki buradayız. Kullanıcın e, kullanıcının verisi varsa session'ımızı direkt yerleştireceğiz. Yerleştir. Yerleştir. Yani daha önceden kullanıcı zaten giriş yapmış demektir. E, şöyle yapacağız. Hemen e, this e, Alt tere seçin ismi, e, virgül, kullanıcının neyi, bir de id'sine ihtiyacımız var. E, this, pardon ya şurası id değil, this varsa olacak, burası kafam karıştı. Şurası bro olacak, burası this varsa olacak, tamam. Varsa de dedim, this veri id yazdım. E, kullanıcı, böyle bir kullanıcı varsa, verisi varsa, e, ee, sesin ismini kendimiz burada yerleştirmemiz lazım. Çünkü kullanıcı e, browser'ı kapattı. Browser'ı kapatınca session kaydı siliniyor. Ama cookies'i duruyor. Tekrar açtığında browser'ı session'ı ne yapmamız lazım? Yerleştirmemiz lazım biz kendimiz. Ee, ardından da id'sini atamamız lazım. Else zaten şu aşağıki bölüm olacak. Şimdi son olarak da Cookie'mizi de silelim şuradan e, çıkış fonksiyonumuzdan, çıkış yap'tan. Tamam session'ı sildik ama cookie'mizi de silmemiz lazım. Onun için şöyle yapacağız, e, session'ı sildiğimiz gibi cookie'yi sileceğiz. Burada işte hemen şunun altına yapabiliriz fark etmez. Cookie, cookie, e, e buradan sildi sanırım. Evet Cookie sil, e, sileceğiz hemen, sil fonksiyonumuzu çalıştıracağız. Nasıl yapacağız buraya? Sadece cookie ismini yazmamız yeterli This altre cookie ismi. Evet cookie ismi. Fakat veri tabanımızda da var cookie e, kaydı. Onu da silmemiz lazım. Onu nasıl yapacağız? Evet onu da şöyle yapacağız. Veri tabanımızdaki e, h e, cookie silmemiz lazım. Onun için dolar işareti this, this alter db this alter db hmm, sil diyorum. this alter db sil. E, neyi sileceğim? üye altre session üye sessiondan Array, e, Kullanıcı ID, Kullanıcı ID, Kullanıcı ID, e, eşittir e, kullanıcının ID'sine, var olan kullanıcının ID'sine. This veri ID. Tamamdır. Böylelikle kullanıcı ID bölümünden, şuradan kullanıcı ID bölümünden, kullanıcının... Giriş yaparken kullandığı id'sine göre silme işlemini gerçekleştireceğiz. Üye seçim bölümünden kullanıcıyı silmiş olacağız. Şimdi deneyelim bakalım. Hmm, Nerededik? Yol giriş PHP kullanıcı PHP. Bir de init'i göndermem lazım. Var yolu değil. Giriş kullanıcı init tamam. Init'i gönderiyorum. Gönderdim. Evet şuradan class. Evet ee, giriş'i de göndermem lazım. Giriş'i de gönderdim. Class bir de kullanıcı php göndermem lazım. Şimdi sayfayı yeniledim. Evet syntax error kullanıcı php 90 hemen bakalım. Kullanıcı php 90. Burada bir syntax error var diyor. Hemen bakalım. Evet db şurası ne olacak arkadaşlar? Şöyle pardon. Şurası neden böyle olmuş? db sil. Böyle olacak burası tamamdır. Şimdi tekrardan gönderelim kullanıcıyı. Yeniliyorum. Evet tamam. Merhaba PHP hocam. Çıkış yap dediğimde benim buradan session'ı silmesi lazım. E, pardon cookie'yi silmesi lazım. Aynı zamanda da e, şuradan üye session'dan da ne olması lazım? Mecbur silinmesi lazım. Bakalım hemen. Şimdi çıkış yapalım. Evet çıkış yap diyorum. Ve hatta e, session'ımı silersen bakın session'ımı siliyorum şuradan. Sildim. Yeniliyorum. Bakın ha evet çıkış e, yaptırdı beni. E, şöyle yapalım. Yenileyelim şurayı evet ee, evet çıkış yaptı otomatik olarak şöyle yapalım neydi php hocam şifre şuradan giriş yapa tıklıyorum Evet Refresh Tamam cookie kaydım zaten var çıkış yapa tıklıyorum tıkladım görmüş olduğunuz gibi cookie sildi benim burada gördüğünüz gibi cookie silindi bakalım şimdi neredeydik şuradan üye seçeneğine bakalım Cookie silindi görmüş olduğunuz gibi buradan da Cookie silindi şimdi şöyle yapalım tekrardan bir giriş yapalım giriş yapınız evet php hocam evet beni hatırla giriş yap diyorum şimdi e, tekrardan şuradan girdim mesela evet giriş yaptı e, çıkış yaptım kapattım komple browser'ı tekrardan yapıştırdım evet lütfen giriş yapınız dedi Oysa ki silmemesi lazımdı bir bakalım şuna Evet arkadaşlar e, hatayı buldum. Şurada KLS'ini e, kullanıcı yanlış yazmışız. Bayağı uğraştırdı göremedim onu gece gece. Şöyle bir gönderdim. Yenileyin bakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi session'ı silsem de artık giriş yapmış olacağım. İstediğiniz kadar e, uğraşabilirsiniz. E, session, şu hash kaydı olduğu sürece e, çıkış yapmayacaksınız. Bakın kendiliğinden session oluşturuyor. Evet bu dersimiz de bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.